Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü şahane, tadı mükemmel olan yıldız görünümlü pasta yapıyorum. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. Malzemelerimize geçelim. 4 adet yumurtamı kaseme kırdım. Üzerine bir fiske tuzumu ekledim. Üzerine bir su bardağı şekerim vardı. Onu da ekleyip tekrardan çırpalım. Şöyle güzel köpürene kadar çırpmaya devam edelim. Yarım çay bardağı ılık suyum vardı kenarda. Onu da ekleyelim ki şekerimiz iyice erisin içinde diye. İki su bardağı unum vardı. Bir su bardağımı tamamen doldurdum. Bir su bardağımı iki parmak eksik doldurdum. Evet, gösteriyorum bu şekilde. Onları da ilave edip üzerine vanilyamızı da ekleyelim. Bir kabartma tozumuz vardı, onu da ekleyelim. İlk önce tel çırpıcısı ile bir güzel çırpalım ki unumuz tozlamasın içinde diye. Sonra mikserle çırpmaya geçelim. Evet, telimizi çıkartıp mikserle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, pan İspanya kekimiz hazırlandı. Şöyle kenarlarını bir güzel toparlayalım. Kıvam bu şekilde olacak. Evet. 26 santimlik sini kullandım. Ben kenarlarını margarine yağladım. Taban kısmına da yağlı kağıt kestim, hazırladım. Ve onun üzerine pan İspanya kekimizi boşaltalım. 175 derece fırında kızartacağız kekimizi. Fırınım şu anda ısınıyor. Sıcak fırına gönderelim. Şöyle birkaç defa vuralım ki havacıkları içerisinden çıksın diye. Pan İspanya kekimiz fırında pişerken biz de kremasını yapalım. 1 kilo sütümü tencereme aldım. Üzerine bir tane yumurtamı da kıralım. Bir buçuk su bardağı şekerimiz vardı, onu da ekleyelim. Üzerine 4 yemek kaşığı unumuz vardı. Şöyle kaşıklarımız dolu dolu olsun. Unumuzu ilave edelim. 4 yemek kaşığı da nişastamız vardı, onu da ilave edelim. Bir güzelce çırpalım. Kıvam alana kadar pişirelim. Koyulaşıncaya kadar hiç bırakmadan çırpalım arkadaşlar. Ve 50 gram yağımız vardı. Onun içerisine ilave edelim. Bir paket vanilyamız vardı. Onu da ilave edelim. Yağımız eriyene kadar şöyle karıştıralım. Evet. Kremamızın kıvamı bu şekilde olacak. Ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra üzerine bir paket krem şantimizi ilave edelim. Ve 1-2 dakika şöyle karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı sütümü ekleyeceğim. Ve sütümüzle kremamız tamamen birbirine bitişene kadar tekrardan çırpalım. Arkadaşlar bu kremamız çok harika, çok güzel bir krem oluyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Mesela pastalarınızın içerisinde, dışarısında, keklerinizin üzerine, muhallebili pastalarda her yerde kullanabilirsiniz. Evet, kremamızın kıvamı bu şekilde olacak. Evet, siz daha sıvık istiyorsanız sütünü daha fazla ilave edebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterliydi. Ben muhallebimi yaparken kekim de pişti, soğudu ve kekimizin altındaki kağıdını çıkartıp tabağımıza bırakalım. Tam orta kısmından ikiye bölelim. İki tane pan İspanya kekimiz olacak. Her zaman dediğim gibi kestiğimiz üst parçayı alt olarak, altı üst olarak kullanalım ki altı daha düz olduğu için pastamızın üstü daha düz olsun diye. Evet, üstünü tekrardan tabağıma aldım. Yarım su bardağı sütüm vardı. Onun üzerine bir tatlı kaşığı şekerimi ekleyip çırpıp güzelce pastamızın içerisine sürelim.
Bir kremamızdan kaşık yardımıyla alıp pastamızın içerisine bırakalım. Şöyle bol bol kremalı pasta yapalım bugün. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Evet, pastamızın üzerine kremamızı yayalım. Arkadaşlar, ben bugün bu pastamı kuru meyveli yapacağım. Meyvelerimi ılık suda 10 dakika beklettim. Sonra kağıt peçete ile sularını aldıktan sonra küçük küçük doğrayıp şimdi pastama yerleştirelim. Evet, bu şekilde olacak. Siz isterseniz kiviyle, çilekle, muzla da yapabilirsiniz. Muzlu pasta da var kanalımda, ona bakar tekrardan yapabilirsiniz. Meyvelerimizi yerleştirelim. Evet, bu şekilde yerleştirdim meyvelerimi. Ve üzerine biraz da fındık fıstık attık şöyle. Oğlumla beraber yapıyoruz bu pastayı bugün. O ne istiyorsa onu da koyduk içerisine. Ve pastamızın üzerine bir miktar daha kremamızdan koyalım ki meyvelerimiz tamamen içinde kalsın diye. Bu kadar krema yeterli. Altında daha çok kreması olduğu için pastamızı düzleyip kenarımızı alalım. Üst parçasını da güzelce sütle ıslatıp yumuşatalım. Keklerimiz çok yumuşak ama gene de ben süt sürmeyi tercih ettim. Pastamın içerisinde yumuşacık olsun diye. Evet. Üst parçamıza şöyle elimizle kavaklayıp tam pastamızın üzerine gelecek şekilde yerleştirelim. Çok hafiften bastırtalım. Ve üzerine kremamızdan alıp yayalım. Bol kremalı, bol meyveli, güzel bir harika bir pastamız oldu. Şöyle güzelce kremamızı yayalım. Pastamızı sıvayalım. Kenarlarını da sıvayalım böyle. Kenarlarına da bol bol böyle krema koyup koyup sıvayalım. Ve pasta kartı ile böyle düzleyelim. Üzerini bununla düzledim ben. Evet, kenarlarını da böyle güzelce sıvatıp bıraktım. Bu kadar düzlememiz yeterli. Başka bir işlem yapacağız üzerine şimdi. Yarımşar su bardağı süt kullanacağım. 2 tane krem şanti yapacağız arkadaşlar. Birini kakaolu, birini sade kullanacağım. Evet, yarım su bardağı sütümüzün üzerine bir paket kakaolu krem şantimizi ekleyip birine de sade ekleyip evet güzelce çırpalım. İlk önce kakaolusunu çırpalım. Katı bir krem şantimiz olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ve kenarı alalım. Şimdi sade olanı çırpalım. Evet, onu da çırptıktan sonra kenarı alalım. Pastamın üzerine böyle benim bir yıldız kalıbım vardı. İki tarafına yerleştirdim. Şöyle bastırttım ve şeklini ortaya çıkartıp tam ara kısmını kürdan yardımıyla ikiye bölelim. Şöyle. Ve sıkma torbamızın içerisine ilk önce sade krem şantimizi dolduralım. Ve pastamızın üzerine sade olan krem şantimizle başlayalım. Kalıbımızın ilk önce çevresini güzel küçük küçük sıka sıka tamamlayalım. Şeklimizi ortaya çıkartalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi içini dolduralım. Pastamızın yarısı sade, yarısı kakaolu olacak. Kakaolu olan kısmında sade yıldızımız, sade olan kısmında da kakaolu yıldızımızı oluşturacağız. Evet, bu şekilde olacak. Yıldızımızı oluşturduktan sonra sadenin etrafını kakaolu krem şantimizle dolduralım.
Böyle sıka sıka tamamlayalım. Sade yıldızımızın etrafında kakaolu krem şantimize doldurmaya başlayınca pastamızın şekli ortaya çıktı. Harika bir görüntüsü oldu şimdiden daha. Kakaolu olan kısmının yan kenarını da kakao ile sıvayalım. Böyle. Evet, sade olan kısmını da sade ile sıvayacağız. Yarı yarıya böldük yan kısımlarında. Şöyle tarağımızda da bir taratalım. Ve pastamızı tamamladık. Harika bir görüntüsü, harika bir şekli olmadı mı sizce de? Bence harika oldu. Kesmeye, yemeye kıyamayacağımız bir pasta oldu. Ama ille de keseceğiz bu pastayı, yiyeceğiz inşallah. Evet, tekrardan gösterelim ve keselim pastamızı. Tam yıldızımıza gelecek şekilde olsun ki daha güzel gözümüzü doldursun. Kestikten sonra kağıt peçeteyle bıçağımızı silelim ki görüntüsü bozulmasın diye. Evet arkadaşlar, sürprizlerimiz de içinde şöyle bir gözüksün. Kuru meyveli, harika yıldızlı bir pastamız oldu. İçi bol bol kremalı, bol bol kuru yemişli. Bir de tadına bakalım. Harika bir lezzeti, harika bir tadı olan pastamızı mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Yapar da beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir tane daha alalım şöyle. Kreması, panispanyası yumuşacık, lokum gibi bir pastamız oldu. İçini de bir göstereyim. Bu şekilde. Tadına doyamayacağınız, lezzetine doyamayacağınız bir pasta oldu. Evet arkadaşlar, son görüntüsünü bir kere daha göstereyim sizlere. Siz pastamın görüntüsünü izlerken ben de sizlere veda edeyim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.